Kumarla ilgili bugüne kadar çekilen tüm filmlerin içinde öyle bir film var ki bu film kumar bağımlılığını anlatma, tasvir etme bakımından diğer filmlerden net bir şekilde ayrılıyor. Kumar filmleri genellikle kişileri kumara özendirmek için yapılmış, sözde kumar karşıtı filmler gibi de görünebiliyorlar. Ancak bu filmin böyle bir amacı olduğunu düşünmüyorum ve açıkçası kumar bağımlılığı konusunda yapılmış en gerçekçi film Owning Mahoney filmi. Owning Mahoney filmi ülkemizde kumar tutkusu olarak Türkçeleştirilmiş. Dan Mahoney karakterine hayat veren Philip Seymour Hoffman, filmde öylesine etkileyici bir performans sergilemiş ki kendisinin oyunculuğunu anlatırken kelimelerim eksik kalıyor. Film 1980-82 yılları arasında Toronto'da yaşanan gerçek bir hikayeye dayanıyor. Filmin en güzel özelliklerinden biri çok kısa sürelerde veya sahnelerde bazen sembolik olarak bazen mimiklerle bazen de diyaloglarla kumarın katmanlarını başarılı bir şekilde seyirciye aktarabilmesi. Filmin ilk sahnelerinde bizlere kumar bağımlısı birinin kumara gözünü kırpmadan binlerce lira yatırmasını ancak gerçek hayatta güzel bir yemek yemek, parası varsa yeni bir araba almak, bunların yerine parayı çekinmeden kumarda harcamak gibi kumarbaz özelliklerine atıfta bulunuluyor. Mahoney'e bankanın güvenlik görevlisi terfi aldın hala neden bu külüstü üstüne biniyorsun dediğinde Mahoney neden çalışıyor ya diyor. Flörtleştiği kadın güzel bir yerde yemek yiyelim dediğinde oradan 30 dolara çıkabilir miyiz? Kendimizi fazla kaybetmeyelim diyor. Tipik olarak kumar hariç hiçbir şeye para bulamama ya da para harcamama isteği. Başarılı bir bankacı olan Dan Mahoney patronları tarafından lekesiz sicili ve mükemmel muhakeme gücüyle tanınıyor. Zengin bir kadın yüklü bir miktar kredi almak için bankaya başvuruyor. Ve patronları Mahoney'nin böyle bir kredinin altından başarılı özellikleriyle çok rahat kalkabileceğini ve bu konuyu idare edebileceğini düşünüyorlar ve ona güveniyorlar. Bu ve bunun gibi pek çok müşteriyi de Dan Mahoney'e yönlendiriyorlar. Terfi de almış olan Mahoney'nin huzuru kısa sürüyor tabi. Çalıştığı bankaya kumar borcu olduğu kişiler geliyor ve onlara olan borçlarını ödemesini talep ediyorlar. Mahoney'nin bankada müşterileri adına usulsüz krediler çekme işleri de ödemek zorunda olduğu borçlar nedeniyle bu şekilde başlıyor. Dan Mahoney toplumdan uzak ve yalnız yaşayan bir karakter. Her an kumara ulaşmak, kumar oynamakla ilgili planlar yapıyor. Atlantic City'de bir kumarhaneye gidiyor ve kumarhaneye gelen diğer paralı müşterileri ve kumarhane sahiplerinin parası bol olan kişilere çektiği yağları kumarhanenin karşılama bölümünde görüyoruz. Herkes bir şeyler yiyip içiyor. Mahoney gelen ücretsiz içecekleri bile çoğu zaman reddediyor. Tamamen kumara odaklanmış durumda ve çevresinde olup biten hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Bu sırada kumarhane sahiplerinin kamera müşteri profillerini incelediğini ve para yatırma alışkanlıklarını kaydettiklerini görüyoruz. Filmde kumarhanelerin işleyiş şeklini, yapısını ve insanları nasıl daha bağımlı hale getirdiklerini gösteren pek çok sahne var. Şimdilerde müşteri profili çıkarma işi bilgisayar yazılımları sayesinde çok daha kolay. Ancak o zamanlar özellikle gözlemleyerek ve yazarak oyuncu profillerini çıkardıklarını görüyoruz. Kumarhane sahibi de Mahoney gibi büyük paralarla plansız oynayan kişileri çok sevdiğini çalışanlarına belirtiyor ve bu şekilde sürekli Mahoney'e bakarken pis pis sırıtıyor. Tabi bu arada Mahoney bankada birlikte çalıştığı ve belki de hayat arkadaşı olacak kişiye verdiği yemek sözünü unutuyor. Ve elbette sosyal hayatına gereken özeni göstermiyor. Kumar bağımlıları kendilerini geri çekip bağımlılıklarına dışarıdan bakabilmeyi uzun süre beceremediklerinden bu tarz sahnelerle aslında kumarın içindeyken ihmal ettiklerimizi görüp hatırlamış oluyoruz. Bu arada kadın Dan'in kumar oynadığını biliyor ancak muhtemelen bağımlılığın boyutundan haberdar değil ve Dan kadına kumarda kazandığına ve toplamda kârda olduğuna dair yalanlar söylüyor. Mahoney kumarhaneye girdiğinde ilk başlarda dans ederek oynayan, mutlu ve kazanıyor görünen başka bir masadaki kadının daha sonra Mahoney'den para istemeye geldiğini görüyoruz ve film bu gibi sahnelerle o yapay mutlulukların nedenli kısa sürdüğünü ve gelip geçici olduklarını da yüzümüze vuruyor. Mahoney gizlice Atlantic City'ye gidip geldiği günler çok para kaybediyor. Ve bir gün yine bankadan usulsüz elde ettiği bir krediyle spor bahsine 30 bin dolar yatırıyor. Arkadaşlarıyla beraber evde oturdukları bir gün tüm gözü televizyonda hiçbir arkadaşıyla sohbet etmeden sadece maça odaklanıyor. Basketbol maçında kazanmasını istediği takım maçı garanti kazanıyor. Ancak Dan handikaplı bir skor oynadığından kazanması için sadece bir sayıya ihtiyacı var ve sayı beklediği takımın oyuncusu serbest atış çizgisine geliyor. İki de bir atsa dahi Dan kazanacakken iki serbest atışı da kaçırıyor. Tüm bu sahnelerde kumarı uzun yıllar oynamış olan herkesin yaşadığı tüm o düşüşleri, hayal kırıklıklarını görüyoruz. Videolarda diyorum ya hep aslında paradan önemli şeyler de yitip gidiyor diye. Dan ne arkadaşlarıyla bir arada
yerde olmaktan keyif alıyor ne de herhangi bir aktiviteden. Beklediği kazanç gelse bile durum değişmeyecek. Çünkü kumarın içinden çıkılmadığı sürece kumar kişinin her hücresine hastalık zerk eden bir virüs, metastaz yapan bir kanser. Dışarıdan bakarken ve izlerken insan düşünüyor. Herhangi bir oyuncunun atacağı bir sayı ya da bir gole umut bağlamak ya da insanın hayatının kontrolünü kumara devretmesi. O denli mantıksız ve saçma bir şey ki. Normalde kimse bir başkasına bu şekilde göz yummaz. Tabii kumarın içindeyken kişinin nefret etse dahi bu sistemden çıkamaması ve hayatını kendinden kat kat fazla kazanan ve daha sağlıklı yaşayan bu insanlara teslim ediyor olması sakin bir kafayla üstüne düşünülmesi gereken bir konu. Ne oluyor da kişi kendi hayatının kontrolünü başkasına devrediyor? Hep düşünürüm, acaba kumar oynama sebeplerinden biri kişinin bugüne kadar kendi hayatında kararlar hep başkasının aldığını ya da kendi hayatını başkasının bir hayatıymış gibi görmesi ve o şekilde yaşaması mı? Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ben yine bankadan bir yöneticiyle konuşurken başka bir müşterinin 200 bin dolar kredi istediğini öğreniyor. Ancak müşteri 300 bin dolar talep etmiş gibi gösteriyor ve aradaki 100 bin doları yine kumar oynamak için kullanıyor. Bir arkadaşıyla birlikte yeniden Atlantic City'ye gidiyorlar. Den'in arkadaşı otelin ihtişamından, odanın güzelliğinden büyülenmiş bir şekilde dolanıyor ve kumarhaneye girdiğinde kısmen masum görünen kollu makinelerden oyunlar oynuyor. Den kumarhanenin misafiri olduklarını söylediğinde arkadaşı inanamıyor. Arkadaşına 40 bin dolar teslim ediyor ve ne olursa olsun bu parayı istese dahi ona vermemesini söylüyor. Ancak çok kısa bir süre sonra arkadaşının yanına gelip parayı geri istiyor. Ve masaya gelmemesini ve ona uğursuzluk getirdiğini söylüyor. Filmde bu tarz akıl dışı ancak kumarbazın bel bağladığı batıl inançlara da yer verilmiş olması çok güzel bir ayrıntı. Den masadan kalkmadan öylesine kumar oynuyor ki saatler önce söylediği yemeği dahi yemek aklına gelmiyor. Ve kumarhane sahibi de kameradan sürekli Den'i izliyor. Den Mahoney kumarhane ve banka arasında mekik dokuyor. Ve kumarhane sahipleri de çoğu müşterinin aksine Den'in ilgisini kumar hariç hiçbir şeyin çekmemesine oldukça şaşırıyorlar. Odasına kadın gönderip cinsellikle Den'i daha da kendilerine bağlamak istiyorlar. Ancak Den Mahoney odasına gelen kadınla hiçbir şekilde ilgilenmiyor ve onun için önemli olan tek kadının Bayan Şans olduğunu söylüyor. Kumarhane sahibi şaşırıyor. Seks yok, uyuşturucu yok, içki yok. Adam resmen lekesiz bir insan diye kendi içlerinde dalga geçiyorlar. Kameranın başındaki görevliler de Den'e bu buz adam lakabını takıyorlar. Den'in kumarhane haricinde bahis oynamak için aracı olarak kullandığı ve borç aldığı sözde arkadaşlarını polisler dinlemeye alıyorlar. Burada Den'in bahis için aracı olarak kullandığı kişiler aralarında konuşurken şöyle bir şey diyorlar. Neden kazanmak istiyor biliyor musun? Kaybetmeye devam edebilmek için. Bu cümleyi boş zamanınızda etraflıca düşünmenizi istiyorum. Tabii bu dinleme sırasında Den'in de ismi polislere takılıyor ve araştırılmasını istiyorlar. Uzun zamandır ihmal ettiği sevgilisine bir hafta sonu bir yerlere gitme teklifinde bulunuyor. Kadın beraber vakit geçirecekleri için mutlu oluyor tabii. Den gittikleri otelde kadını yalnız bırakarak ani bir dürtüyle yine kumarhaneye gidiyor. Kadın uyuyup uyanıyor ve o da Den'i aramak için kumarhaneye iniyor. Orada Den'in yanına gittiğinde görevliler oyuncunun rahatsız edilmemesi gerektiğini ve masadan uzaklaşması gerektiğini söylüyorlar. Ve kadın Den'e peki ya özel hafta sonumuz ne olacak diye sorduğunda Den'in cevabı sadece birkaç dakika istiyorum oluyor. Bu kadar. Kadın odaya dönüyor ve valizini toplayıp uçağa biniyor. Uçakta kadının üzgün olduğunu gören bir adam Vegas'ta herkes kaybeder diyor. Den de eve döndüğünde sevgilisi Bilin'den özür dilemek istiyor. Bilin, seni anlıyorum, kendine söz geçiremiyorsun, kumar bağımlılığın var, bunu birlikte aşacağız gibi destekleyici bir şekilde konuşmasına rağmen Mahoney bu durumu inkar ediyor. Kumar bağımlısı değilim, finansal sorunlarım var diyor. Kadın son derece iyi niyetli bir şekilde 5000 dolar param var, sana yardımcı olur mu diye soruyor. Böylece borçlar biter ve normal bir çift olur muyuz biz de diye kadın hevesle soruyor. Tabii Den kadına borcun tamamını söylemiyor. Mahoney bankaya döndüğü bir gün bankada müfettişleri görüyor ve genel olarak bankada 10 gün teftiş olduğunu öğreniyor. Müfettişin ilgisini çeken bir dosya oluyor ve sadece bir raporun ve notun olduğu, müdürün onayının olmadığı ve teminata ilişkin bilginin ve müşteri adresinin dahi olmadığı bir krediye rastlıyor. Teftiş devam ederken müfettişlere de yalan söyleyerek Den Mahoney biraz daha zaman kazanıyor. Bir gün yine kumarhaneye döndüğünde
Yanında ona arkadaşlık etmesi için işe alınan Bernie dışarıda Dan'i görüyor ve bu akşam oynayıp oynamayacağını soruyor. Dan oynayacağım ancak biraz hava almak istedim diyor. Daha önce hiç hava almak için çıkmadığını söylüyor ve Bernie de kumarhanede camların koyu renkli yapıldığını ve bu yüzden dışarının kasvetli gözüktüğünü ona anlatıyor. Hatta salona oksijen verildiğini ve insanları bu şekilde canlı tuttuklarını duyduğunu söyleyerek kumar sisteminin kişinin algılarını bozma şeklinden ve yarattığı sahte dünyadan da seyirciye söz etmiş oluyor. Bir yandan polisler aralıksız takibe devam ediyorlar. Dan ve Bill'in arasındaki sorunlar da bu arada giderek büyüyor ve Bill'in ne kadar destekleyici ve yardım etmeye çalışır bir haldeyse de Dan Mahoney kadına sürekli alakasız ve çarpık cevaplar veriyor. Kadın benim yerimde olsan sen ne yapardın diyor. Kariyerini ve ilişkini mahvetmene göz mü yumayım? Tamam bu akşam bu konuyu konuşalım diyor Dan. Ama kadın artık duruma o kadar hakim ki bu akşam görüşmeyeceğimizi ikimiz de biliyoruz. Kumar oynamaya gideceksin diyor. Dan'in Atlantic City'ye kumar oynamaya ilk gidişinde karşılama bölümünde gördüğümüz uzak doğulu yüksek miktarlarda kumar oynayan birinin kumarhanenin patronları tarafından karşılanış şeklinin aynısını bu defa aynı cümlelerle Dan'e sergilediklerini görüyoruz. Çünkü Dan Mahoney bu defa kendine ait olmayan 1.4 milyon dolarla kumarhaneye geldi ve bir eli 70 bin dolarla oynamaya başladı. Tabi bilmediği şey bu defa seyirciler arasında dedektiflerin de olduğuydu. O geceden ilk başlarda büyük paralar kazanmaya başladı. Kumarhanedekiler birbirlerine buradan 9 milyon dolarla çıkarsa batarız gibi şeyler demeye başladı ancak kumarhane sahibi sabah 4 gibi görüşürüz dedi ve kendinden emin Mahoney'nin durmayacağını adı gibi bildiğinden gün bitiminde kâra geçeceklerini çalışanlarına ima etti. Kasa her zaman kazanır mevzusu da bu sahnede gördüğümüz mevzu. Sabah olur Dan kumarhaneden çıkar ve evine doğru giderken arabası yolda istop eder. Artık külüstür dedikleri arabanın da Dan'in de hali kalmamıştır. Polisler Mahoney'nin etrafını sarar. Dan'i kelepçeleyebilmek adına sevgilisinin aldığı paltoyu çıkartırlar. Aylardır kumar hariç hiçbir şeye para harcamayan ve sevgilisinin ona aldığı paltoyu. Polis sorgusunda kumar bağımlısısın değil mi dediğinde yine inkar eder. Hayır paraya sıkışıktım der. Tek başına bankadan sistematik bir şekilde 10.2 milyon dolar çaldığı ortaya çıkar. Polisler banka yöneticilerine durumu söylediğinde yöneticiler inanamaz. Sevgilisi Bill'in ile birlikte 13 kişi daha Mahoney yüzünden bankadan uzaklaştırılır. Her şeye rağmen Bill'in ona destek olmaya ve onu sevmeye devam eder. Film psikiyatristin odasında doktorun Dan Mahoney'e yönelttiği şu soruyla biter. Kumardan aldığın zevk için 1 ile 100 arasında bir derece belirle. 100. Peki kumar dışında yaşadığın en büyük zevkin derecesi neydi? 20. Doktor, hayatının kalan kısmında en fazla 20 ile yaşayacak olmak nasıl bir şey? Dan Mahoney, önemli değil. 20 yeter. Dan Mahoney dolandırıcılıktan 6 yıl hüküm giyer. Hüküm giydiği sırada 3 günlük bir izinle Belinda ile evlenir. Tutuklandığı günden bu yana hiç kumar oynamamıştır. Bankanın kumarhaneye açtığı dava uzlaşma yoluyla çözümlenir. Banka birkaç sene boyunca Mahoney'nin gelirinin bir kısmına el koyar. Atlantic City'de olayın yaşandığı gün Dan Mahoney günü diye bilinir.